Barış Pehlivan, 25 Kasım 2022, Cumhuriyet O hastanenin şüpheli sicili. Sana benzer bir skandalı anlatayım dedi avukat arkadaşım. Tokat'taki Medikal Park Hastanesi'nde hastaya şiddetin ayrıntılarını okuduğumu görünce söyledi. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı soruşturma süresince hastaneyi kapattı, ilgili personel de şimdilik idari ceza aldı. Bilmediğim ne vardı? Anlat bakalım dedim arkadaşıma ve dinlemeye başladım. 2012 yılının Şubat ayı. 37 haftalık hamile olan DE'nin sabah erken saatlerde sancıları başladı. Bunun üzerine eşiyle birlikte İzmir'deki Medikal Park Hastanesi'nin acil servisine gitti. Gelin görün ki o sırada hastanede doğum doktoru yoktu. Öyle olunca doğumu bir ebe gerçekleştirdi ve maalesef ki bebek doğumdan sonra %93 oranında engelli kaldı. Haliyle aile de hastane yönetimine ve personeline tazminat davası açtı. Mahkeme de doğumun tıbbi standartlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için bilir kişiye başvurdu. O isimde kadın doğum uzmanı MG adlı doktordu. Lakin MG birçok kusuru görmezden gelerek hastaneyi aklayan bir rapora imza attı ve şöyle dedi: Davacı DE'nin hastaneye ilk yatışı ve doğum arasındaki geçen süredeki yönetimiyle ilgili herhangi bir kusur ya da ihmal yoktur. Bitmedi. Bunun üzerine hem hastane hem de hastanede kusur bulmayan bilirkişi doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Engelli çocuğun ailesinin yaptığı şikayetin konusu bu kez rüşvetti. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki, ilgili bilirkişi doktorun bir süre sonra lehine rapor düzenlediği İzmir Medikal Park Hastanesi'nde çalışmaya başladığı anlaşıldı. Tüm bu öyküde sonuç ne mi? şu. Yerel mahkeme tartışmalı bilirkişi raporunu esas alarak hastaneyi akladı. Ancak üst mahkeme raporu yeterli görmediği için bu kararı bozdu. Yani tazminat davası bir kez daha görünmeye başlandı. Savcılıksa hastanenin doktorluğuna terfi eden bilirkişi için yapılan rüşvet suçlamasının soyut olduğunu savunup dosyayı kapadı. Aile buna da itiraz etti. Şimdilik söz Sulh ceza mahkemesinde. İki kritik davadan notlar. Arnavutluk'taki mahkeme binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Bu karardan çok kısa süre önce Özer kamuoyuna açık bir mektup yazdı ve o mektubun girişinde kendisini ''Siz beni Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcısı olarak tanıyorsunuz fakat işin aslı ben Cumhuriyet tarihinin en büyük iftirası atılmış adamıyım.'' diye tarif etti. Anlıyoruz ki Özer Arnavutluk'tayken bir Todex belgeseli hazırlatmış. Bu günlerde YouTube'da yayınlanacak o belgeselde adaletsizliğe uğradığını iddia ediyormuş. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla bundan 8 ay önce tutuklandı. DSP Genel Başkan Yardımcısı Toprak hakkında bu kadar zaman geçmesine rağmen halen iddianame yazılamamasının nedenine Sorsanız bilirkişi raporu bekleniyor diyorlar. Sayı bir cep telefonu 8 aydır nasıl incelenemez? Barış Pehlivan